ya yeter buralar dedi işte daha fazla bu vahşi adamlarla ne uğraşacağız buralar zaten bataklık berbat yerler filan. Almanya bunun dışında kaldı. Latinleşmedi. Bunun için hala Almanca var. Ama Fransızca biliyorsunuz. Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Latince de avam aklını bozuyordur. En yakını aslında Romence'dir. İngiltere'de de İskoçya kuzeyi çok dağlık, yabani yerler. Oralara da bunlar gitmek istemediler. Hadrian, İmparator Hadrian oraya bir set çekti, duvar, kale. Hadrian setti diye bilinir. Ondan ötesine karışmadılar. İskoçlar orada kaldı. Yabanileri. Şimdi dolayısıyla İngiltere kısmen Latinleşti. Öbürleri tam Latin oldu. Hatta işte bunlar atalarımız Yunanları kovalayıp Roma'yı bitirirken Roma'yı kim müdafaa etti? İtalyanlar Romalıların yani hakiki devamı İtalyanlar değil. Bu Romalılaşmış kentler müdafaa etti. Yani şimdiki Fransızların dedeleri. Neyse. Fakat İngiltere kısmen Latinleşti. Tabi dolayısıyla dili kısmen Latinleşti. Dediğimiz kısmen dediğimiz de sokakta konuşulan 250 kelimelik Tarzancanın bile %60'ı Latinceden bozuktur. Yani bozuğun bozuğunun bozuğu dildir. Yani beş dilin kırması falan böyle bir dildir İngilizce. Çünkü zaten dünyaya imparatorluk dili olarak küresel kraliyetçilerin dünyadaki milyarlarca köleye vacip gördükleri dil 250 kelimelik Tarzanca dediğimiz Vaktiyle Churchill'in güvercin İngilizcesi dediği dildir. Şimdi tabii İngilizce'de tıp dili %99 Latince'dir. Aynen yalnız bunlar söylemesini beceremiyorlar. Biliyorsunuz iyi ay diye okurlar filan. Bazen de iyi diye okunur. Belli değil. Kural kaydesi yok. Evet, tıp, hukuk dilinin de %90'dan fazlası Latince'dir. Ve halk hiçbir şey anlamaz. Hatta mesela tıp konusunda, hukuk konusunda Tarzan ülkesinde, Tazmanistan'da bir şey derler. Yani halk arasında. Legalese. Hukuk dili. Yani avukatla konuşuyor, hiçbir şey anlamıyor. Mahkemede hiçbir şey anlamadığı için en basit bir dilekçe verecek. Gidip avukata bir sürü para vermesi lazım. Çünkü o lafları anlamaz. Bir kelimesini bile. Ama orada yazacak işte efendim işte arz ederim falan. Basit bir şey ama anlamadığı için avukata gidiyor bir sürü para veriyor falan. Onlar da öyle geçiriyor. Ben onu geçmediği lazım. Adam daha büyük bir para verecek. Yani değil mi? Tıpta da onun şakası vardır. Halk arasında. Mesela adam işte üşütmüş falan şeye doktora gitmiş. Orada doktor vardır, hekim yoktur. Bunlar ayrı kavramlardır. Onu da bana hatırlatayım. Doktor başka, hekim başka. Hekim bizde bir sene önceki adaşım ismini aslında o demek ya. Adaşım biliyorsunuz onun tıp kitapları Batı'da bizden kopya Karatay Üniversitesi'nden ve ilk kurulan evrenketlerden başlayarak Avrupa'da 1700 yıllarına kadar İbn-i Sina, adaşım Sinanoğlu demek aynısı. Onun tıp kitaplarının Latince tercümeleri 1700'lerde Avrupa evrenketlerinde okutuldu. Şimdi bizimkilerde tabii 10 sene evvel ve son zamana kadar yani Osmanlı'nın son gününe kadar bu tüm gelenekler devam etti. Bizde hakim bir hekim olmak için veya biliyorsunuz kimya ile cebri de falan icat edip buralara öğreten atalarımızdır. Bu laflar dörtüne gitme. Aynısı kullanılıyor Batı'da. Veya öyle bir alim olmak için İki şey gerekliydi. Hem bu zahiri dünyadaki
maddi dünyanın bilimlerini bilecek. Çünkü kimya, biyoloji bilimlerine. Ama aynı miktarda manevi bilimleri bilecek. Dolayısıyla bunda hem gönül yetişiyor hem bilim gelişiyor, aklı gelişiyor. Şimdi bu ikisi olmayan yerde ne kadar bilim adamı olursa olsun, ne kadar büyük fizikçi olursa olsun zaten olamaz, gönül tarafı yoksa, işte zor bela olursa. O öbür yanı, iki kanadın bir tanesi de öbürü de gelişmemişse, bu adamdan insanlığa hayır değil zarar gelir. İşte bu bombaları yapanlar. Öyle mi? Fiziği biliyor ama insanlıktan arıyor. İnsanlık düşmanı. Şimdi bizimkiler bu işleri çok iyi bildikleri için hekimin hem karşısındaki hastanın kim beslediği falan böyle masallar ve hikayelerle doludur. Hem gönlünü tedavi ediyor hem bedenini tedavi ediyor. Ve bu ikisi birbirine bağlıdır. Şimdi bunlar Batı'da yeni yeni fark edilmeye başladı. Hatta Japonya'ya gittiler. Bizim kültür mühendisi orada devam ediyor. Çünkü bilgi de oradaki de Uygurlardan gitmedir. Evet, Kurhanilik de oradan gitmişti. Uygurlardan, Hindistan'dan aldılar, geliştirdiler. Dervişler gönderdiler. Japonya'ya kadar, Çin'e kadar oraları öğrettiler. Oralara kadar da öğrettiler. Dolayısıyla ortak bir kültür var Japonya'yla. Hani bizde Müslümanlık adeti falan zannettiği şeyler Japonya'da da var. Abdülhamit zamanında da var, Türk gemisi falan gittiği zaman bizimkiler görünce, aa bunlar ne zaman Müslüman olmuş ya dediler. Halbuki işte eski kültürümüz yaşıyor. Şimdi dolayısıyla hekim var, doktor var. Amerika'daki doktorlara yani tanıdık falan. Şey derim, siz insanı araba tamir eder gibi yapıyorsunuz. Bizde bir hekimlik vardır. Allah'a şükür hala var mı? Bir şeyimiz olursa hemen oradakilerden alet var da adam yok. Geliyoruz. Ondan sonra işte eksik olmasından Gazi Bey'e rahatlıkça Rabbaşı'da falan bizim şeker mekanlar varsa düzeltiyorlar. Orada 15 senede yapmadık her şeyi yapıyor. Oraya gidip onları öğretiyoruz. Öğrenip. İşte o aşiz de tutmanma ileriymiş falan diye. Ne zannetti ya? İşte aslında. Dedin de. Hocam sesinizi tam gür duyamıyoruz. Şimdi duyuyor musun arkadaş? Dur şimdi oralara gelince bağıracağım zaten. Önce mırıl mırıl sonra gürül gürül. Bakalım. Yani çok yaklaşırsam da başka sesler çıkıyor. Şimdi neyse, yani İngiltere'de işte doktora gitmiş, şey Azmanistan'da pardon, doktora gitmiş oranın adamı. Ondan sonra doktor bir bakmış falan, orada muayene falan da yapmışlar, hemen bir yere bir cihazda ölçüme giderler çünkü o işlerde para varmış, ne kadar aleti maleti ölçüm için kesmek meslek yaparsa çok para kazanıyorlar. Ama şeker hastasına mesela 200 vermezler, o işte para yok. Doktor yani, bu hekim değil. Neyse gitmiş ona, ondan sonra adam şöyle bakmış falan, demiş ki sen de demiş, brrrr falan bir sürü Latince laflar söylemiş. Bu çok korkmuş aslında. Aman doktor çok mu ciddi, aman ne yapıyorsun falan. Ha sonradan meğersem o dediği lafı Latincesiymiş, nezlenin. Yani bu kendi aralarındaki şakalar. Doğru ama bunlar. Hiçbir şey anlamaz. Yani şimdi tabii bu öyle bir ilerli sistem ki bak halk hiçbir şey ne olduktan ne tıptan falan bir kelimesini anlamıyor. Bunlar da işte o Latinceleri ezberleyip aramızda çıkıyorlar ortaya falan. Uğraştıktan sonra. E şimdi tabii biz de hani batılaşıyoruz ya, batılaştık ya, böyle batılaştık ya, batılaşa batılaşa battık yani. Çünkü güneş bile batıdan batar biliyorsunuz. Ama Atatürk ne demişti? Güneş doğudan doğacaktır demiş. Nitekim işte doğudan doğuyor. E biz doğuyor. Tabii şimdi biz doğumuyuz, batımıyız şaşırdığımız için güneşin nereden doğduğunu, nereden battığını bile fark edemiyoruz. Boyuna batıyoruz. Allah akıl versin.
hizmet eder. Efendim, yani var da sözümüz meclisten dışarı. Yani biz de milletiz de. Şimdi dolayısıyla çok batılaştığımız için efendim hani bak ne kadar batılı olduk falan yani şimdi orada da bir kavram karışıklığı var. İyice arttı. Ya kardeşim sen Avrupa'da mı olmak istiyorsun yoksa Azmanistan'da mı olmak istiyorsun? Daha ona karar verememişim. Çünkü bir taraftan Avrupalı illa gireceğim bilmem ne filan milleti uyuttular böyle. Senelerdir. Yeni değil. 50 senedir. Bir taraftan Avrupa bileceğiz, Avrupalı, Avrupa bunu istiyor işte onun için işte okullarımızı da verelim, işte bilmem her tarafı verelim, bilmem ne yapalım, her tarafı kilise yapalım falan filan. Bir taraftan bunlar yürürken her hükümet zamanında. Ayrım yok, hepsi aynı. Fark etmez 45'ten de, 38'den de. Gençler siz matematiksel olarak, kanat da olsa matematiksel olarak formülüyle anlatırlar. O derece bilimsel ya. Ya hocam sen niye bilimsel konusunu yapıyoruz da yani şimdi. Ya ben dediysem bilimseldi, bitti. bilim gökte zembil değil mi gibi derler, insanoğlu yapıyor işte. Allah'ın müsaade ettiği nispetle bir şeyler buluyorsun. Yani mevcudu görüyorsun. Herkes bakar, herkes görmez. Bakan çoktur. Evet, fakat böyle bir teknolojik bir fakat açmak mümkün değil. Özel cihazlar gerekiyor. Açmak mesela içine kaldım. Geldi geldi açılmış. Bu açılır. Aa, water dedik demek ki bilimsel alarmış. Su deseydin yüzüne bakmazlar. Şimdi dolayısıyla iki oldu bak. Şimdi biz böyle Matacık'a falan ya şimdi Avrupa Birliği'ne gireceğiz de gireceğiz işte oğlum. Bunu istiyor, şunu istiyor falan işte. Şu anayasanızı da değiştirin. Ondan sonra işte dili Türkçedir falan zaten piyasada hakikisi yok da şimdi hani, içerik aslında uygulanmıyor ama hiç olmazsa orada yazıyor herhalde. Onu da değiştirin. Olmaz. Efendim işte ne demekmiş? İşte yabancı devletler de toprak alabilir. Arada sıkıştırmışlar kanunu. Ses sedası böyle bir şeyler geçiyor. 550 kişi imzalıyor. Kimse okumamış. Yani daha doğrusu metni görmemiş de boş imza sayfası dolaştırmış. 52'sinde. Kanunlar. Tapular gitti. Gitti ha. Gitti. Şimdi arkasından ne gelir siz düşünün. Muamele yapmışsın. Hatta para bakanlığı çoğu zaman parasız veriyorsun. Para da almıyorsun. Yani işte çünkü yani. Kapıyı vermişsin. Ha, ondan sonra hani onlar gelip yerleşinceye kadar işte sen eşyanı toplayacaksın falan. Biraz zaman geçiyor. Şimdi adamlar geliyor diyor ki ya tapu verip çıkın. Ya olur mu bilmem ne işte biz birkaç yüz senedir burada oturuyoruz falan. Devlet bir yerlerde de oluyor ya baş. Başka bir kere. Ne demek lan? Tapu bende. Çık. Sen kim oluyorsun? Şimdi tapuları verdikten sonra o geliyor. Arkadaşlar haberiniz olsun. Tapu verildikten sonra ne gelir? Siz buradan gidin. Ya gitmezsen keseriz filan. O geliyor. Türkçe giderse Türkiye gider demiştik. 30 sene evvel. Yazmıştık da. Şimdi Türkiye'ye gidiyor. Gidiyor da size ne konuşuyoruz? Tabii gitmeyecek. Bırakırsan gidecek.
Neyse. Şimdi bu işte Bataçık'a mesela Avrupa Birliği'ne gireceğim falan diyor. Ondan sonra bakıyorsun işte onlar istiyor diye bilmem ne yasaları çıkarıyorlar. Ertesi gün Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa'ları toplantısına. Yani gayet yeri sağlam. Tekrar alim adamların olduğu toplantıya falan. Adamlar diyor ki ya biz bugün gazetede okuduk. Siz Avrupa istiyor diye böyle böyle kanunlar çıkarmışsınız. Yani takımlara vermişsiniz falan vereceksiniz falan. Ya diyor, biz böyle bir şey istemedik. Nereden çıktı? Bak sen mi istedin? Oldu bu kanun hepsi. Nereden çıktı ya? Bulamıyorlar ya. Babası da içinden düşmezse pis pis gülüyor. Kırk. Aferin aferin falan. Haberi bile ben. Yani şimdi Avrupa Birliği'nde olmayan şeyleri, hiçbir ülkesinde olmayan şeyleri, sizinle haysiyetli bir devlet adamı, siyasetçi falan, gelip de böyle bir şey istemeye utanır ya. Kendi meslektaşlarına utanır. Güderler adamı ya. Bunlar oluyor. Ama bir tarafta, mesela Avrupa Birliği'ndeki dil siyasetine bakarsan, Avrupa'nın, İngiltere zaten orada ajan ülke, Avrupa sıkıntıda İngiltere'yle. Bir ajan da ülke daha istemiyor Türkiye gibi. Onun için almıyor aslında. Yoksa burada pek Müslüman ülke denecek bir hali yok. Onu biliyorlar. Bizimkiler de Müslüman diye almıyor. Yani ajan ülke istemiyor. Şimdi oranın dil siyasetine falan bakarsan, İngiltere hariç Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bir kelime İngilizce göremezsin ya. Göremezsin ya. Yani bizimkiler gidip de İtalyan bilim adamlarıyla falan devletten birileri, yani önceki hükümetten hepsinden bahsediyor. Ayrıca yok, hepsi ayrı değil. Yoksa orada olmaz artık. Yani gidip İtalyan bilim adamlarıyla konuşacak bir başbakan, birkaç önceki. Bunlarla işte Tarzanca konuşmaya kalkıyor. Bunlar kızıyorlar falan. İtalyanca konuşuyorlar. Biliyorlar, okuyorlar tabii üniversite şeyleri de falan. Hangi dilde varsa okuyorlar. Ama yani İtalyanca'dan başka bir şey konuşmaya kızıyorlar yani falan. Tercümanlar var falan. Bu başbakan da yanındakilere diyor ki, ha şunlara bak, bunlar ne biçim bilim adamı, bunlar İngilizce bilmiyor. Kafaya bak. Yani şimdi Avrupa'da İngilizce diye bir şey yok. Herkes kendi diliyle meşgul. Bir tek kelime İngilizce göremezsin. İşte bazı yerlerde birkaç Avrupa dilinden birden yazar filan. Ondan sonra eğitimler yerlerin kendi dilindedir ama bazı mezuniyet üstü birer senelik programlar vardır. Oraya çeşitli Avrupa ülkelerinden gelirler, birkaç ay evde otururlar, o dili öğrenirler. Ondan sonra da orada o ülkenin dilinden bir sene master falan yapıp biraz işte bir araştırma yapıp dönerler her ülke için böyle. E şimdi o zaman Avrupa Birliği gibi yapacaksan onu yaptın ya. Hayır. Tarzanca da Tarzanca. Ya peki yani sen şimdi Tarzan mı olmak istiyorsun? Yani hiç olmazsa Avrupa Tarzanı ol. Madem Avrupa dinle bu kadar karışık. Yani burada da bir karışıklık var. Avrupa Birliği hikayesi de bence Türkiye'ye başka yerde sokuşturulan bir uyutma laf.